Merhabalar. İstanbul Hepimizin girişiminin hazırlayıp sunduğu Şehir Hepimizin programındayız. Ben Pınar Uyan Semerci. Bugün çok kıymetli bir konuğum var. Yine bizim İstanbul Bilgi Üniversitesi'nden Alan Duben hocamız. Kendisi sosyoloji bölümünde emeritus hocamız. Yaşlanma ve yaşlılığı konuşacağız. Aslında Alan Hoca esprilerini kendi yapıyor ama kendisi gayet genç, hepimizden daha dinamik. Fakat yeni bir kitap çıkardı, derlediler. Yaşlanma ve yaşlılık diye. Bugün onu beraberce konuşacağız. Başlarken de dedi ki aslında şehir hepimizin, şehir yaşlıların mı? Çok emin değiliz. Biraz onu da tartışmak istiyoruz. Peki nereden geldi hocam bu fikir aklınıza? Çünkü sizi aile, kent, hane çalışmalarınızdan biliyoruz. Ama yaşlanmayı çalışmak nasıl oldu, niye oldu? Vallahi hayatta birçok şey de olduğu gibi biraz tesadüf oldu. Yani ailevi, demografik çalışmalar bilen Avrupa'da sosyologlar, demograflar bir Amerika'daki Sosyal Bilimler Derneği'nin bir kongresinde bir yaşlıların üzerinde panel düzenlemek istiyorlar. Benim çalışmalarımı herhalde bildikleri için acaba siz bana yazıp siz yaşlı, Türkiye'de yaşlılarla ilgili bir şey yapar mısınız? Ben o konuda hiç düşünmemiştim daha önce doğrusu. Fakat yani niye olmasın? İlginç bir şey olabilir. Hazırlandım, Amerika'ya gittim, panelde bulundum ve de çok insanla tanıştım ve çok çalışmalarla ilgilenmeye başladım. Çok ilginç bir alan olduğunu gördüm ve bu sadece dar bir demografik alanı değil. Biraz o noktadan başladık. Felsefeden iktisada kadar, hatta tabii ki tıp da var. Çok kapsamlı ve mutlaka bizim üzerinde düşünmemiz gereken bir alan olduğunu gördüm. Çok şeyler öğrendim, heyecanlandım. Bazı insanlar şey zannediyordu, işte belirli yaşa kadar demek ki yaşlılık yok, öyle olmadı ama faydası da yok, değil yani şey değil yani yaştan dolayı yaşlılık yani biraz, çalışmıyorsun. Ya, biraz daha bilinçlendim, onun da iyi yanı oldu. Peki yani tabii ki insanlık tarihi boyunca hani yaşlılık hayatımızın bir parçası olan bir durum ama bu şu disiplinler arası çalışma, farklı alanların bir arada olması, bizim yani benim daha çok çalıştığım çocuk alanı örneğin daha moderniteyle oluşmuş bir alan. Hani yaşlılık içinde ya da yaşlanma içinde böyle bir şeyden bahsedebiliyor muyuz? Yaşlılık çalışmaları dediğimiz belki daha böyle bir yakın dönem ama yaşlılığa dair algılarımız farklılaşıyor mu dönemler içinde? Şu an mesela yaşlılık çalışmak niye önemli? Her şeyin ötesinde. Bir defa gençlikle ilgili, çocukla ilgili çalışmalar tabii ki geleceğe bakan değil mi? Bir perspektif içerisinde. Yaşlılık çalışmaları öyle bir perspektifinde olamaz. Çünkü çok daha kısıtlı bir zaman, bir hayat döneminden söz ediyoruz. Bunun da çok çeşitli yansımaları var. Yani felsefeden, değil mi? Ölümlü bu hayat içerisinde yani nasıl değerlendireceğinizden bu muhtaç olan yaşlılara kim ve nasıl bakacağıza kadar çeşitli yanları var. Öyle düşününce bak dedim ki yani bu gerçekten de bu olayı sadece sosyoloji, antropoloji veya demografi açısından bakmamak lazım. Çok yönlü bakalım. Tabii o beni aşıyor. Benim belirli alanlarım var. Ama diğer alanlar çok ilgili ve çok ilintili. Ve onun üzerinde düşünmeye başladım. Bilgiye döndüm ve bu konuda acaba bir ders yapabilir miyiz? Herkese açık olan, seçmeli bir ders. Arkadaşlarla konuştum. Bilgi'de çok iyi bir ekip var. Daha önce çoğunlukla ayrımcılık konulu bir derste çalışan bir ekip var. Onlarla konuştum. İlgilenir misiniz? Çünkü yaşlılıkla da ayrımcılıkla ilgili önemli konuşacağımız herhalde şeyler var. Ve böyle bir ders tasarladık hep beraber.
Ve 4 yıldır o dersi veriyoruz. İlgi de çok ve yani her alandan öğrenciler giriyor. Yani ne bileyim, jenetik mühendisliğinden karşılaştırmalı edebiyata kadar, hemşirelik, iş yönetimiyle ilgili. O açıdan çok canlı bir ve ilginç çoğul perspektiflerle yapılan bir ders ve şeyi davet ettim derse. Bizim bu ayrımcılık çalışmaları üzerinde çalışanlar sosyolojiden biri, hukuktan çok ciddi hukuksal hak meseleleri var yaşlılarla ilgili. Ekonomiden, finans sorunları gittikçe önemlileşecek olan ve Türkiye'de üzerinde yeterince durulmadığını düşündüğüm bir alan. Ondan sonra sosyal planlama tabii. Ondan sonra psikolojiden, medya, yani medyada temsil, yaşlılık temsil meselesi, felsefeden de yani yaşlılık ve özbenlik meselesi. Ben yaşlandıkça ben aynı insan mıyım? Değil mi? Alzheimer's olduğum zaman olursam ben kimim? Değil mi? Ondan sonra gibi ve de hem bilgiden hem dışarıdan da birkaç kişiyi çağırdık. Boğaziçi Üniversitesi'nden bir deneysel psikolog arkadaşımız da geldi. Yaşlanma ve biyolojik saat, beynimizin içindeki biyolojik saat ile ilgili. Bir de bir tıp doktorunu çağırdık. O da bir bilişsel nörolog, yaşlanan beyin, klinik tecrübesi olan, özellikle demans hastalıkların üzerinde çalışıyor. Yani şeyden başlıyor derste, beyinle başlıyor esasında. Beyinle başlıyor ve sonunda cebe kadar gidiyor. Gidiyoruz. En son nokta. En son nokta. Ha, en son nokta esasında sosyal politika. Politika, evet, yani Volkan'ın, bu, evet. Nasıl baş edeceğiz? Değil mi? Ne olacak? Ne olacak? Bakım politikaları. Çok ilgi çekti ve yani öğrencilere sorduğumuzda da en çok bunun disiplin arası olmuş olması perspektifinden de hoşlandıklarını öğrendi, çok şeyli örneklerini söylediler. Sonra da bir şey düşündük, yani tamam bu ders ilerleme devam etmeyecek. Acaba bu bizim, çünkü birbirimizden çok şeyler öğrendik bunu yaparken, bir kitaba dönüştürsek mi? Herkes heyecanlıydı ve Bilgi Yayın Evi ile konuştuk. Onlar da çok destek verdiler ve herkes kendi alanında bir bölüm yazdı. Editörlüğüne ben üstlendim ve bana göre çok güzel ve doğrusu oldukça ilgi çeken bir kitap. Türkiye'de yaşlılığın üzerinde çalışmalar var, az da olsa. Ama böylesine disiplinler arası bir perspektif de, yani perspektifleri bir araya getiren bir çalışma pek yok. O açıdan zannediyorum gittikçe de ilgi çekecek. Yani biz o açıdan kitabın ilerisi için önemli bir adım olduğunu düşünüyoruz. Tabii her bir alan üzerinde yapılacak çok iş var. Evet. Ben de açıkçası kitabı okuduğumda bunu çok hissettim. Yani bu böyle bir farklı disiplinlerden bir resim koyuyor ama aslında kapıları açıyor daha çok. Evet. Yani bundan sonra biz hep her programda böyle daha genç araştırmacılar için de böyle cümleler söylüyoruz. Gerçekten bu alanda çok ciddi çalışmalara ihtiyaç var. Çünkü aslında çok az bildiğimiz bir alan. Yani ve demin konuştuğumuz üzere belki şeyin altını çizmek lazım. Yani bir başka tür demografik gerçeklik içine giriyoruz. Evet. Bunu pek anlamış değiliz galiba. Biraz orayı söyleyebilirim. Bilirsiniz diye düşünüyorum hocam. Yani şu an için giderek yaşlanan bir nüfus hem Türkiye hem dünya ölçeğinde herhalde, değil mi? Karşımızda olan resim biraz farklı. Yani yaşlanma ve yaşlılığı daha farklı çalışmak bir biçimde hayatımızın gerçeği gibi. Kesinlikle öyle. Yani Türkiye'de etrafımıza bakınca hep genç insanlar görüyoruz. Ama 20-30 sene sonra bu durum burada değişecek. Dünyanın her yerinde değişecek. Ve bu kaçınılmaz.
bir şey ve geri dönülmez. Dolayısıyla biz bir durumla karşı karşıyayız. Dünya olarak. Ama pek bunu algılamış değiliz herhalde. Ama algılayacağız. Evet, yani algılamış değiliz. Biz çevredeki sorunları, tahribatını zor algılıyoruz birçok birçok bakımdan. İklim değişikliğini falan daha anlıyoruz. Evet, iklim değişikliği. Bu konu çok daha arka planda gözüküyor. Çünkü henüz hayatımıza etkilemiş değil ama edecek. Ve esasında bizim bir şansımız var Türkiye'de. Çünkü henüz yaşlanmış, tam yaşlanmış bir toplum değiliz. Ama yaşlanmış Avrupa toplumları, Japonya toplumundan çok tecrübelerinden çok faydalanabiliyoruz. Bu çok önemli. Yani Avrupa'da ve Japonya'da çok önemli çalışmalar var. Amerika'yı açıdan, yani yeniden keşfetmemize gerek yok. Evet, bu çok ciddi bir sorun var. Türkiye'de bu anda nüfusun %7,5-8'i 65 üstünde, öyle diyelim. Peki 65 üstüne mi yaşlı diyoruz hocam? Yani, zor sorular. Şimdi, o bürokratik, yani istatistik açısından, devletin hizmetleri açısından bir sınır çizilmesi gerekiyor. Evet. Birçok yerde 65, bazen 60 ama bu tarih içerisinde değişmekte olan bir şey. 65 şimdi genç geliyor birçok bürokrata diyebilirim. Tabii. 70'e de çıkabilir. Biraz da keyfi bir say ama öyle diyelim. Türkiye'de %8 ise gelişmiş, en gelişmiş Avrupa ekonomilerinde %15 gibi. Gelişmemiş, daha fakir ülkelerde %5. Ama onların hepsi bu yolla gelecek. Ve bu olay... Şunu bilmek lazım, bu olayın iki yanı var. Bu sadece insanların daha fazla yaşadıklarından dolayı değil. Tabii o bir gerçek ve onun istatistiklerini her yerde görebiliriz. Ama öbür taraf, düşünmediğimiz öbür taraf var. O da insanlar daha az çocuk yapıyor. Dolayısıyla iki yandan bir sorun var. Ve ne oluyor neticede? Büyüyen bir yaşlı grubu var, küçülen bir genç grubu var. Genç grubu ile, yani aktif çalışabilecek olan, diyelim ki 15 ile 65-64 yaş arasında grup. O aktif, vergi veren, bakım yapabilecek olan, çalışabilecek, katkıda bulunacak insanlar azalıyorsa ve muhtaç olanlar, çoğalıyorsa ciddi bir sorunumuz var. Zaten mesele orada yatıyor ve bir bu konuyla ilgili bir terim sürekli kullanılıyor. O da bağımlılık, dependency. Bağımlılık oranları hesaplanıyor. İşte aktif katkıda bulunabilecek olan, muhtaç olanlar arasındaki denge. Ve bu gittikçe ciddi bir sorun haline sorun haline gelecek. Çünkü yaşlandıkça tabii ki bir sürü başka masraflar artıyor. Özellikle sağlık konusunda ve bunların bir şekilde karşılanması gerekiyor. En çok büyüyen yaşlı yaş grupları içinde, yaş grupları da 80 sonrası olan insanlar. Ve 80 sonrasında tabii ki sağlık sorunlar gittikçe artıyor. Masraflar da ona göre artıyor. Birçok insan şimdi, burada bir istatistik var, 100 yaşına varıyor. Yani 20 milyon kişi var aşağı yukarı. 2050'de olacak. Hocam. 2050'de gelişmiş toplumlarda toplumun %10'u 80 üstünde olacak. Yani Türkiye'de oraya yakın bir yerde olacak. Ve bu insanların çoğalan ihtiyaçlarını genç insanların herhalde karşılaşması lazım. Burada ciddi bir kuşaklar arası denge ve paylaşım meselesi
var. Var ise kaynak, tabii kaynaklar kısıtlı olabilir. Ve burada sadece ekonomik bir mesele yok. Burada bir denge meselesi var, bir hak meselesi var değil mi? Tabii, tabii. Bir hakkaniyet meselesi var. Ben ne kadarımı, gelirimin ne kadarını ben bu yakında ölecek olan bu yaşlı insanlara vereyim. Öyle düşünülebilir. Şimdi, evet. Öyle hesaplar da yapılıyor bazı alanlarda, bazı yerlerde. Ama işte tam da herhalde bu kavramlar, bu yaşçılık dediğimiz ya da işte ne diyelim, bir tür ayrımcılığı, yaşa bağlı ayrımcılık belki daha doğru ifadesi. Evet. Yani sadece aslında bağımlı olan ya da sadece işte rahatsızlıkları olan kişilerden bahsetmiyoruz. Yani hem topluma her açıdan yıllarca katkıda bulunmuş, hem de yani şu an tıpkı sizin olduğunuz gibi çok daha üretmeye, düşünmeye imkanlar el verdikçe, içinde olunan koşullar belki bunu daha rahat mümkün kıldıkça üretecek, yani sadece işte 5-8 fabrikada çalışma anlamında değil, her tür katkı anlamında da beraber bir topluluk hayali, toplum hayali belki kurmak gerekecek. Evet. Tabii ki gittikçe insanlar ileri yaşta da topluma çok katkılarda bulunabilir. Ama aynı zamanda o insanların da daha önceki yaşlardaki masraflarda da farklı. Benim mesela, evet çalışıyorum. Sabahtan akşama kadar çalışıyorum. Ama benim sağlık masraflarım arttı. Yani ve etrafındaki insanlar hepsinde böyle bir, yani en hoş sohbet konumuzda işte kalçaydı, dizdi, bilmem şuydu, buydu. Değil mi? Doktordu, tavsiyeler. Çünkü hatta eskiden biz yaşlılarla alay ederdik. Şimdi kendimizi de biraz o durumda görüyoruz. Çünkü ciddi bir sorun var bütçemize. Tabii. Bizim bütçemiz var ama yine de çok ciddi ve daha az gelirli insanlar için bu oldukça önemli bir masraf. Türkiye'de eskisinden çok daha fazla devlet bu sağlık meselelerini yani karşılıyor. Bu çok önemli bir bir katkı ve insanlar galiba bundan da oldukça memnun olmaları gerekiyor. Başka birçok toplumda bu yok. Bu kadar bir şey. Fakat dediğim gibi böyle bir şeyden karşılaşıyoruz. Bir kuşaklar arası paylaşım meselesi. İktisatçılar buna transfer diyorlar. Tabii çok soğuk bir kavram ama bir transfer, kuşaklar arasında transfer. Hem aile bazında, değil mi? Ben çocuğuma, çocuk bana, ben çocuğuma, ben büyüklere varlıklarımız kuşaktan kuşağa hem maddi olarak hem emek olarak, değil mi? Ama toplum olarak da makro düzeyde de benzer bir durum var. Genç insan, aktif insanlar para ödüyorlar şeye, vergi ödüyorlar. O vergiyle çark dönüyor. O vergiyle bu sağlık hizmetler sunulabiliyor. Ve Türkiye'de bu konunun üzerinde, yani tamam bugün orada değiliz ama bugünden itibaren bu oraya çok doğru bir gidiş var. Gidiş var ve düşünmemiz lazım. Kitapta da mesela bilgiden bir ekonomist Türkiye'de ilk defa bu konuda bu transfer hesapları üzerinde ciddi bir çalışma yayınlıyor. Evet. Ve bu benzer uluslararası bir araştırmanın bir parçasıdır. Bu ciddi bir bir şey ve hepimizi etkileyecek. Dolayısıyla yani o zaman şöyle, aslında hep yaşlanıyorduk da şimdi başka bir tür nüfus değişimi içindeyiz, yani bu altını şimdi öyle gerekiyor. Bir ayrım yapmak, yani kişiler ben yaşlandım, yaşlandım. O başka, benim de ona göre bir takım tedbirler almam lazım, farkında olmam lazım, yatırım yapmam lazım. Toplumlar yaşlanıyor. Evet. Toplum yaşlandığı zaman şunu kastediyoruz, yaş gruplar arasındaki dengelerin değişmesi.
yaşlıların çoğalması, genç insanların, aktif insanların azalması ve dolayısıyla bu bağımlılık meselesi değil mi? Daha fazla ön plana gelmiş olması. Onun üzerinde düşünmemiz lazım. Çünkü şunu biliyoruz ki, umuyoruz ki herkes yaşlanacak. Değil mi? Hepimiz herkes yaşlanacak. Ama iyi yaşlanmak galiba değil mi oradaki? İyi yaşlanmak ama kötü yaşlansa da yaşatacağız. Bizim Başak Hekim Akkan'la beraber bir program yapmıştık bakım politikaları üzerine. Onunla beraber yazdığımız bir makale vardı. Orada şeyi konuşmaya çalışmıştık. Aslında insanlık durumu her zaman bir tür bağımlılığı içeriyor. İnsan kadar uzun süre çocukluk geçiren başka bir varlık yok. Yaşlandığımızda da. Yani aslında doğanın çok önemli kesinlikle bir parçası bu. Hı-hı. Fakat biz bağımsız, kendi kendimize yeten insanlar gibi kurguluyoruz bütün siyasal doğru, alanı. Doğru. Ve bu bizim için belki çok büyük bir handikap. Çünkü gerçeğimiz bu değil. Yani doğduğu anda bir bebek büyüyene kadar sonrasında da işte yaşamın değişik noktalarında ya da bir engellilik durumu varsa hayatın daha büyük bir kısmında bağımlı olmak ya da bağımlılığı bağımlılık olarak tanımlamamak. Tabii. Yani ilişkisellik içinde belki kesinlikle. İşte, kesinlikle, ifade kesinlikle yeni bir şey değil. Yani biz şimdi yaşlılık bağımlılık oranlarından konuşuyoruz. Evet. Daha önce de gençlik bağımlı değil mi? Gençler bütün bu paraları yiyordu değil mi? Okullarıyla bilmem şeyleriyle. Evet. Şimdi okullar kapanacak, yaşlılar hastanelere girecek. Ama yani bunu beraber işte düşünüyor olmak evet, çok önemli gerçekten düşünüyor, farkında olmak. Olmamız bir de lazım. Galiba toplumsal cinsiyet açısından yani hem kitapta hem sizle yaptığımız diğer sohbette de bahsettiğimiz toplumsal cinsiyette kadın erkek arasında da farklılıklar var bu yaşlanma durumunda. Hem Türkiye özelinde de var ama genelde de bir başka bir şey görüyoruz. O fark nedir? Kadınlar erkekler aynı şekilde yaşlanmıyor mu? Nasıl yaşlanıyorlar? Çok önemli bir fark var. Tabii ki en belirgin fark kadınlar erkeklerden biraz daha uzun yaşıyor olması. Onu biliyoruz. Fakat onun dışında kadınların yaşlanma serüvenleri diyeceğim, erkeğinkinden çok farklı. Kiminle yaşıyor, nasıl yaşıyor? Yani istatistiklerle biz 2000 mesela sayımla ilgili, İstanbul üzerinde 2000 sayımla ilgili bu konulara baktık. Çeşitli yaşlarda kadınlar ve erkekler kimlerle yaşıyor. Ve çok farklı hikayeler gördük. Yani 50-54 yaşlarında başladık diyelim. Hem erkek hem kadınlar %80 civarında ailece yaşıyorlar. Karı koca, belki çocuk varsa ondan sonra. Kadınlar için yalnız kadınlar 65 yaşına gelince ancak %40'ı bu durumda yaşıyor. Ciddi bir düşüş var. Düşüş var. Erkeklerin %65'i yine halen aile içerisinde yaşıyor olması çok ilginç. Kadınlar peki ne yapıyor? Buradan nasıl sonuç? Yani bir kısmı evli çocukların yanına geçiyor koca ölmüşse ondan sonra ve orada bir yerde bağımlı olarak bir ek olarak o aile içerisinde yaşıyor. Bu farkın peki sebebi, yani birkaç şey aklıma geliyor ama siz nasıl yorumluyorsunuz? Yani o kadar fark, %20'den daha fazla bir fark var. Çok büyük bir fark var ve bu yani sınıflar arasındaki fark da çok önemli değil bu açıdan. Biraz da Türkiye'de ve dünyadaki evlenme paternlerle ilgili. Kocasını kaybetmiş yaşlı bir kadın, yaşlı bir 65 diyeceğim ben, yaşlı gönlü demek istemiyorum, görünür de genç ama yaşlı diyoruz. Kocasını kaybettiğinde yeniden evlenmesi pek olası değil. Çünkü genellikle kadınlar daha o kendilerinden daha yaşlı erkeklerle evleniyor. Öyle erkek grubu da azalmış durumda zaten. Competition değil mi? Çok rakip var. Ayrıca da yani böyle bir yeniden evlenme
O durumu da bazı yerlerde hoş karşılanmıyor. Ama 65 yaşında karısı ölmüş bir kişi, rahatlı bir erkek, rahatlıkla kendisinden genç bir hanımla evleniyor. Bu toplumlarda ve dünyada halen çok normal karşılanıyor. Demek ki bu insanlar 65 yaşında eşi kaybolmuş, vefat etmiş veya boşanmışlar. Genç birini buluyor ve ailece yaşıyor. Ondan sonra ve erkeklerin yaşlı erkeklerin kendi evli çocuklarını yaşama oranları son derece düşük. Kadınlarda 85 yaşına gelince neredeyse %50, o yaşlara gelince erkeklerin %20. Büyük fark. Yani bu paternler çok farklı erkek ve kadın arasında. Yani bir kadın... Bu İstanbul için değil mi hocam? Bu İstanbul. Bu İstanbul için. Ama her biri aslında derinlemesine, araştırmalara gerçekten de hani var olan durumun detaylandırılmasına yapılması lazım. Ayrıca da yani İstanbul nüfusu, yani toplumun çok büyük bir yüzdesi ve çok bir yerde bir mikrokozm olarak da sayılır. Türkiye'nin bir mikrokozm olarak sayılabilir. Birçok büyük şehirde buna benziyor veya benziyor olacak diye düşünüyoruz. Ama tabii kırda da daha farklı şeyler deneyimleniyor olabilir. Yani kırda genç nüfusun başka yerlere gitmesi, yaşlarında ağırlıklı olması gibi. Onlar da ayrı herhalde araştırma konuları çıkartıyor. Kalan kır nüfusu da. Doğru, yani şimdi kalan. Türkiye'deki nüfusun %80'in üstünde şehir tanımlanan yerlerde yaşıyor. Daha da öyle olacak. Dolayısıyla biz yaşlanmadan söz ederken ilerideki yıllarda kentlerde yaşayan insanlardan ve tabii ki daha ziyade kadınlardan biraz da, yani çünkü eğer kadınla daha uzun yaşıyorsa, hele daha yalnız yaşıyorsa, yani ya çocuğun yanında yahut da başka bir yerde, dairede, yakınında oturuyorsa, onların da bir takım ihtiyaçları da karşılanacak. Sağlık işleri vesaire, sağlık ihtiyaçları. Dolayısıyla bu yaşlama konusunda özellikle kadınların konunun üzerinde çok araştırma yapmak lazım. Çok az şey biliyoruz. Ben burada bu başka bir çalışmamdan, yani baktığım istatistikler başka bir çalışmadan aldım. Derinlemesine çalışma yapmak gerekiyor bu ama konularda. Ama yani o kadar ufak iki tane grafikte bile o kadar ciddi farklar çıkıyor çok ki. Yani birçok soru ve o soruların arkasında da birçok yeni çalışmaya gidip gerekiyor. Gidip bu insanlarla konuşmak lazım. Çünkü gelecek de burada. Evet. Geleceğimiz burada ve kadın ve erkeğin yaşlılık yaşamlarını da hem istatistiksel olarak hem niteliksel olarak da çok farklı olacağı gözüküyor gittikçe de. Daha da öyle olabilir. Bir de yaşlı depresyonu ya da işte bu alanların özellikle kadınların mesela daha ev içinde kalması, erkeklerin eve gelmesi. Yani o şehir hepimizin bağlamındaki soruya geri dönersek hakikaten şehrin kullanımı açısından da pek yaşlı dostu bir şehir değil mesela İstanbul, öyle tahmin ediyorum. Yani bütün onlar katman katman başka soruları çıkartıyor aslında. O tabii ki yaşlı dostu şehir meselesi. Bir tarafı bu depresyon şeysi de enteresan. Tabii kim daha çok depresyon içinde mi? Bilmiyorum, erkekler mi, kadınlar mı? Kadınların ev içinde yükleri bitmez. Yani genç çocuklara bakıyor. Orta yaşta hem çocuklara hem büyüklere bakıyor. Bir bakımda bazıları için depresyon olacak zamanları olmuyor. Yok. Erkekler ev dışında genellikle çalışıyor Türkiye'de. İş bitince emeklilikte evde kahvede iş gücü yok. Onun bir yerde varlığın nedeni de değil mi?
elinden almış bir durumda yaşıyor. Ve ben en azından çok informal olarak bu konuda bir çalışma yapmış değilim. Hakkında da bilimsel olarak çok fazla bir şey bilmiyorum. Ama erkeklerde, emekli erkeklerde tahmin ediyorum depresyon olayı oldukça ciddi ve üzerinde durulmasında dediğim gibi yaşlı kadın çalışabildikçe çalışıyor, gençlere bakıyor, kızının diyelim ki çocuklarına bakıyor ki kızı çalışsın. Ama kocası gazete okuyor veya kahveye gidiyor, işe yaramıyor birçok bakımdan, eski işini de yapamıyor. Bu konulara ciddi bir çözüm bulmak lazım. Belki bu insanları, diyelim erkekleri, kadınları da evden çıkarıp mahalli merkezlerde bir takım faaliyetlerle meşgul etmek, gençlerle tanıştırmak. Belediyeler bunları yapıyor, kısmen yapıyor. Daha da genişletmek lazım. Yani bu insanlara biraz farklı bir nedenden erkekleri ve kadınları biraz evden çıkarmak da ruhsal sağlığı açısından oldukça önemli olabileceğini zaten düşünüyorum. Fiziksel ve ruhsal sağlığın birbirine çok iç içe geçmişti. Yani o depresyonun var olan sağlık sorunlarını çok daha arttırır bir tarafı da. Evet. Birçok çalışmanın da aslında bize gösterdiği bir şey. Demin size söylemiştim, bir model olarak anaokullarıyla yaşlı bakım evlerinin böyle birleştirilmesi gibi bir düşünce mesela var. Çünkü aslında çok ciddi başka bir öykünün orada oluşabileceği, başka bir tür deneyimin paylaşılabileceği gibi. Bunlar belki de düşünmemiz gereken, yani yeni yeni kapıları ben açmak gereken kesinlikle şeyler. Kesinlikle katılıyorum. Zaten doğal halimiz de bu. Değil mi? Tarih boyunca kuşaklar birlikte yaşamışlar, birbirlerine bakmışlar ondan sonra. Yani genç insanlar yaşlılardan da faydalanıyor. Yaşlı insanlar genç veya küçük çocukların yanında olmakla genellikle çok hoşlanıyorlar. Birbirimizi besliyoruz. Yani bu kuşaklar arası iletişim, sevgi, ilgi bir şekilde beslemek lazım. Ev içerisinde olamıyor ise şu veya bu nedenden dolayı mümkün olduğu kadar insanları böyle bir yerlere çekmeye çalışmak lazım. Orada faaliyetler, değil mi, olabilir. İnsanlar hobileri olur, bilmem. Başka bu yaşlı insanlar topluma yarayacak başka şeyler yapıyor olabilirler. Gençlere diyelim ki okuma öğretebilir, değil mi? Veya bir takım başka şeyler öğretebilir. Tartışma grupları olabilir. Yani bunlar pahalı şeyler de değil. Ve bence toplumu bir arada tutmak, insanları canlı kılmak ve hayatlarını daha anlamlı kılmak açısından fevkalade önemli. Ve yani yüz binlerce yılda denenmiş bir şey. Yani hani şimdi bir tane şey aklıma gelmişti. Gene Avrupa'da bir yerde, tam ülkeyi hatırlamıyorum. Bir model olarak yaşanılan yere gelen göçmenlerle yaşlıları eşliyorlardı. Evet. Oraya adaptasyonu, belli kuralları, yaşam şeklini birbirine işte ne diyelim yarenlik ediyorlar aslında. Tabii. Ama çok iyi işleyen bir proje olarak iyi örneklerde dinlemiştim. Gerçekten çünkü hem oranın aşinalığı hem de onun o topluma tanıştırması diyeyim çok başarılı olmuş bir modeldi. Evet ve yani ben şeye karşıyım. Zaten Türkiye'de çok fazla geçerli değil. O yaşlıların izole olduğu yaşlı evlere, yaşlı siteler falan. Bence bu çok gayri tabii bir şey. Bu insanları yani birlikte bir şekilde tutmak lazım. Yani hem genç hem yaşlı insanlar bundan da çok faydalanabileceğimizi düşünüyorum. Ve bunun yani kısmen yapılıyor, daha da yapılabilir. Belediye, şehir, mahalle düzeyinde yapılabilir, yapılabilmeli. Hani demin söylediğiniz
yaşlı şey şehirde evet. Neydi bu? Yaşlı dostu şehirde. Daha yaşlı dostu şehir. Yani bu da bir örnek değil evet. mi? Bu yaşlı tabii. dostu ama aynı zamanda genç dostu şehir. Şimdi o konuya biraz geçelim. Geçelim çünkü zaten bu çok önemli. Süremiz epey bitirdik. Öyle mi? Evet. Yaşlı İstanbul çok yaşlı dostu şehir değil. İyi. Yani yaşlı insanların yani tabii ki bir sürü fiziksel sorunlarından dolayı kolay kolay bazıları otobüse binemiyor, evet. binalara giremiyor ve bu çok ciddi bir engel ve neden ne oluyor neticede? Bu insanlar evde kalık evet. veriyorlar, kalık alıyorlar ve bu sağlıklı bir durum değil. Ayrıca da bir hak meselesi. Değil mi? Evet, ben yani, de onu soracaktım aslında. Yani yaşlı hakkı diye bir şey kullanıyor muyuz? Çocuk hakkı, gençlerin hakkı, vatandaşlık hakkı, bir sürü hak kavramının içinde yaşlı haklarından da bahsetmek herhalde şu an. Çoğaldıkça isteyeceğiz. İsteyeceğiz haklarını. Tamam mı? Yani eskiden öyle düşünülmüyordu ama evet. şimdi gerçekten de dünyada tartışılan bir şey. Türkiye'de de bizim kitabımızda evet. da kısmen. Bu yeni açılıyor ve bunun üzerinde çok durulması lazım. Yani ben bir binaya erişemiyorsam, ben diyelim ki bir davam var, ben mahkemeye giremiyorsam merdivenden dolayı, o bir hak ihlalidir. Ben kendi oturduğum apartmanda tekerlekli sandalyeyle ben asansöre binemiyorsam, yani tabii. o bir hak ihlali. Benim her gençler de gibi benim sokağa çıkabilmem tabii, gerekiyor. Tabii. Otobüse tekerlekli sandalyemle de otobüse binebilmem veya metroya binebilmem gerekiyor. Ciddi hak ihlal meseleleri var dünyada ve Türkiye'de. Türkiye'de bu bilinç henüz çok gelişmiş değil. Başka bir konu vesayet meselesi. Evet. Türk hukukunda belirli bir yaştan sonra eğer noter veya mahkeme isterse başvuran bir yaşlı için bir psikiyatristten doktordan bunak olmadığını raporlaması ve o rapor bir gün geçerlidir. Hani o gün sağlıklısı ikinci gün Allah bilir. Biz yaptık birkaç sene önce bir şey hazırlamamız lazım karı koca. Notere gittik. Bizi hastaneye yolladılar. Hastanede o gün bizi sağ olsunlar. O gün sağlıklıydık. Sağlıklı buldular ondan sonra. Hemen hastaneye koştuk. notere koştuk. İşimizi bitirelim diye. Çünkü ertesi günü kalırsa baştan sağlıklı olmanız gerekiyor. Belli olmaz yani. Yani bu hak meselesi, yaşlı hakları, şu günlük yaşamı içerisinde bizim yani genç olarak varsaydığımız, önemsemediğimiz merdivenden çıkmak, tabii. otobüse binmek, mahkemeye girmek meseleleri yaşlılar için ciddi bir sorun ve onların da tamam yaşlı bir daha evet ölecekler ama hayattayken değil mi? Yani genç insanlar kadar haklara sahip tabii, olmaları tabii. gerekiyor. Bu çok temel bir nokta. Aslında bir açıdan engellilik üzerindeki birçok çalışmayla evet. da örtüşüyor burası herhalde. Kesinlikle. Çünkü işte çoğumuz biliyoruz ki şehirlerimizin birçoğu pek engelli dostu değil. Binalarımız, evet. okullarımız. Bu bizim öncelediğimiz şeylerin arasında değil ama işte o hani herkesin her şeyi yapabilir olduğu bir toplumda da yaşamıyoruz. Aslında evet. hepimiz zaman zaman işte düşüyoruz, engelli hale gelebiliyoruz, koltuk değneği kullanmamız gerekiyor. Bu tarz çalışmalar aslında o anlamda çok önemli. Yani işte bir gün boyunca belli bir kısım kişiyi tekerlekli sandalyelerle İstanbul'un içinde dolaştırmaya çalışmak gibi egzersizleri çoğaltmamız gerekiyor aslında. Kesinlikle ve engellilerin durumuna biraz daha fazla bilincine vardık. Çünkü gözle görüyoruz bir yerde. Tabii. Ama yaşlılar işte yaşlandılar. Yani örneğin hani bir yerden evet. bir vazgeçiyor gibiyiz. Hı-hı. Halbuki
genç insanlar 70-80 yaşına gelince herhalde kendilerinden vazgeçilmesini istemezler. O çok önemli bir şey bence. Herkes büyüdükçe o yaşları zaten küçültüyor. Yani eskiden büyük büyük gözüken yaşlar belli bir yaşa gelince şey yapıyor. Ama bu da özellikle engellide de bence benzer bir şey var. Yani bizim evlerin içine yerleştirme fikrinden vazgeçip hani mekanları, sokakları, şehri, engellilerin, yaşlıların farklı her tür sorunun yaşanılabileceği oralarında bunlarla düşünülerek tasarlanabileceği. Evin içinde de. Tabii ki yani evin içinde. Yani evin içinde yaşlı eğer belirli bir motorlu bir sandalyenin üzerinde dolaşıyorsa kapıdan geçebilmesi lazım. Tabii. Yemek pişirecekse ulaşabilmesi lazım. Yani bunlar tasarlanması lazım. Mimarların, şehir plancıların bu konuda büyük işleri var. Yeni yeni düşünülüyor. Bu konuda hatta dergiler, dernekler yani bu konuyu ele alıyor. Yani bunlar bizim gündemimizde olacak şeyler. Belki söylediğiniz gibi çok daha geniş bir biçimde evlerin içi artık bu şekliyle dizayn edilecek. Tabii. Ben yaşlı insan, ben kalkamıyorsam tabak nasıl alacağım dolaptan? Tabii. Değil mi? Eğer kendi yemeğimi kendim yapacaksam veya karı koca ikimiz yaşlıysak değil mi? bir şekilde yeniden dizayn edilmesi gerekiyor. İşte tuvaletler bilmem değil mi? Duş, yıkanma. İstanbul'un daha eski apartmanların çoğunda kuvvet var. Evet, evet. Şimdi birçok yaşlı insan ona giremiyor. Bir de çok kaygan. Tabii. Değil mi? Ve biliyorum ki arkadaşlardan kırıyorlar duş ve şeyle tutacak bir durum. Yani bunlar çok ciddi şeyler. Aslında bunların hepsi bir tür adalete erişim gibi. Yani beraber yaşadığımız alanları farklılıklara saygılı bir hale ne getiririz? Başka ihtiyaçları nasıl orada görebiliriz? Burada da işte gene kadın, erkek, genç, yaşlı, çocuk, bütün onlar çerçevesinde şehri nasıl hepimizin kılabiliriz? Tabii. Yani hani biz diyoruz ki bu toplumda yaşlılar çok değerli. Tamam. Ama yani hadi değil mi? Bu işte, kadar değerliyse hayatlarını biraz kolaylaştırmamız lazım değil mi? Yani onu bence her zaman sorgulamak gerekiyor. Yani o ezber cümlelerin arkasından belki de o yüzden işte birçok çalışmaya da ihtiyacımız var. Yani gerçekten yaşlılara dair algımız nedir? Evet. Çünkü hani hayatı beraber kurgulamanın önemli bir kısmı yaşlıların da burada yanımızda olmasını, bizimle beraber toplumun her tarafında yani sokaklarda daha fazla yaşlı görmek mevzusundan başlayan bir şey. Bu önemli gibi yani sosyal hayat dediğimiz şeyin içinde çok, var olmaları. Yani yani el öpmek çok güzel de yetmiyor. Evet. Çok güzel. Gerçekten çok keyifli bir sohbetti. Başka atladığımızı düşündüğünüz, eklemek istediğiniz bir şey var mı hocam? Çünkü yani biz daha çok devam edebiliriz biliyorum çok, ama. Çok var ama yani benim söylemek bir şey söylemek isterim daha çok. Bu konuların üzerinde düşünüp çalışmalar yapmayı düşünen akademisyenler, bürokratlar, derneklerde çalışanlar çok az biliyoruz. Çok az şeyler biliyoruz. Çok makro düzeyde bazı durumları tespit edebiliyoruz. Ama gidip insanlarla derinlemesine konuşmak lazım, bunları toparlamak lazım, daha çok toplantı yapmak lazım ve birbirimizi bilinçlendirmemiz lazım. Çünkü bu sadece akademik bir iş değil. Başımıza patlayacak eğer bir şey. Ve dediğim gibi bir bakıma şanslıyız çünkü daha önce yapılan Avrupa'da, Uzak Doğu'da yapılan çalışmaları faydalanıyor olabiliriz. Biliriz. Yani uluslararası düzeyde de bunu düşünmemiz gerekiyor. Umarım, yani biz mesela bu kitabı derleyen insanlar olarak, biz umarız ki bu kitap daha bu konulara yeni girenler için bir teşvik, bir ilham olabilir. Bu kitapta ben dahil bölümleri yazan insanların bir tanesi hariç daha önce yaşlılıkla ilgili çalışma yapmış değiller. Ama şimdi hepsi şu veya bu şekilde
yapacaklarını düşünüyorum. Yani bu önemli. Yani işte zaten Türkiye'nin gündemi o kadar her zaman heyecanlı oluyor ki bu alanları gündeme taşımak, bu alanları konuşur kılmak çok mümkün olmuyor. O yüzden çok ciddi bir emek var burada. Çok sağ olun geldiniz, zamanınızı da verdiniz. Çok teşekkür ederim. Beraberce düşündük ve düşünmeye devam edeceğiz diyorum. Yani bitecek bir şey değil. Çok teşekkür ederim davet ettiğiniz için. Tekrar görüşmek üzere. Herkese iyi haftalar diliyoruz.